Emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teklif edilen 2023 bütçesi 435 milyar 351 milyon liradır. Bütçe giderlerinin toplamı içindeki payı %9.74'tür. Bu oran 2016 yılında en tepe noktaya ulaşmış, %13.38 olmuş ve sürekli azalarak bu bütçede %10'un altına düşmüştür. Yani öğrenci sayısı artarken bütçeden alınan pay devamlı azalmaktadır. Bu bütçeyle ne yapacaksınız Sayın Bakan, merak ediyorum. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçe teklifi içindeki personel için ayrılan giderleri düştüğümüz zaman geriye 93 milyar lira kalmaktadır. Bunun 13 milyar 829 milyon lirası özel eğitim kurumları bütçesidir. 4 milyon 135 milyon Türk lirası ise Maarif Vakfı gibi kuruluşlara yapılan transferlerdir. Sayın Bakan, devlet okullarından onca eksiği olurken 18 milyar liralık bir bütçeyi şeffaf olmayan bir şekilde ulufe gibi dağıtmaktasınız. Sayın Bakan, öğretmenlerimize sınavla bir ücret ödüllendirmesini değil de onlara hak ettiği özlük haklarını, ekonomik haklarını sunduğumuz gün eğitimi gerçekten konuşabiliriz. Öğretmenlik meslek kanunu bir dayatma ürünü olarak getirildi. Eğer sağlıklı bir sonuç almak isteniliyorsa öğretmenlik meslek kanunu eğitimin paydaşlarıyla bir araya gelinerek yeniden hazırlanmalıdır. Her öğretmenin bir uzman olduğunu unutmayınız. Dün 81 ilde yüz binlerce öğretmen greve gitti. Onların sesini duymak, onlara kulak vermek zorundasınız. Sayın Bakan, eğitimde konuşmamız gereken diğer bir sorun ise 1 milyon 300 bin öğrencinin her gün 50-60 kilometre uzağa taşınıyor olmasıdır. Nüfusu fazla köylerde okullar yeniden açılmalı ve köylerde öğretmen atanmalıdır. Kaynak arıyorsanız özel okullara harcadığınız paraları buralara aktarabilirsiniz. Eğitimi kar zarar ilişkisiyle değil, kamusal bir hizmet ve hak olarak görmek zorundasınız. Biliniz ki eğitimde başarı yerindeliktir. Sayın Bakan, ücretli öğretmenlik sistemi denilen öğretmenlik mesleğini değersizleştiren bir istihdam şekli yarattınız. Atanmayan öğretmenlerimizin atanmayı beklediği bir ülkede asgari ücretin altında öğretmen istihdam etmek ne kadar doğru olur soruyorum. Lütfen bu garabeti ortadan kaldırın. Sayın Bakan, son olarak ÖSYM'nin işine düştüğü bir durum var. Ne yazık ki işler acısı bir durum. Bu yıl 1,5 milyon kişinin girdiği KPSS iptal edildi. Neden? Çünkü sıradaki onlarca sorunun aynısı bazı yayın evlerinin kitaplarında zaten yayınlanmıştı. Noktasına bir günde dokunmadan bu sorular KPSS'de yer aldı. Ve bu durum iyice gündeme olunca hızlıca sınav iptal edildi. Ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Peki soruşturmanın sonucunda ne oldu? Koca bir sıfır. Ortada bir cinayet var, fail yok Sayın Bakan. Soruyorum, fail kim? ÖSYM kurumunun saygınlığına ilk defa bu iktidar zamanında gölge düştü. FETÖ'cüler soruları çalmadı. Buna kargalar bile güler dediniz. Sonra çalmışlar, soruşturuyoruz dediniz. Şimdi ise onlarca sorunun tıpatıp aynı olduğu bir KPSS'de olay yaşanıyor. Ve tekrar edilen ikinci sınav için binlerce talep var, binlerce şikayet var. Şu an binlerce tweet atılıyor. Siz duymasanız da, görmeseniz de binlerce KPSS mağduru adalet arıyor. Diyorlar ki bu sefer optik kağıtlarımızda şaibe var. Bazı salonlarda kitapçıkların poşetinden çıkarıldığı, gelmeyen adayların yerine bandrol yapıştırıldığı iddia ediliyor. Lütfen bu konuları ciddi bir biçimde araştırın Sayın Bakan. Son sözüm Sayın YÖK Başkanı Erol Hocam'a. Bozok Üniversitesi hızla gelişen büyüyen bir üniversite olup Sarıkaya ilçemize açmış olduğunuz fizyoterapi bölümüne ek olarak tedavi merkezi açılması acilen ihtiyaçtır Sayın Hocam. Aynı şekilde büyüyen kapasite karşısında üniversitemizde özellikle tıp fakültesi için ortak destek yapılmalı, ihtiyaç haline gelmiştir. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum, başarı diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, geçtiğimiz haftalarda İlim Afyon Karahisar'a geldiniz ve bu esnada valilik ziyaretinizde sizi kravatsız olarak karşılayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile olan diyaloğunuz kamuoyuna yansıdı. Ziyaretinizin ertesi günü ise Eğitim Birsen Afyon Karahisar Şube Başkanı söz konusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısını da yanına alarak sosyal medyada altının kıymetini sarraf bilir, hurdacı değil diyerek böyle bir paylaşımda bulundu. Sayın Bakan, şahsınızla ilgili tasarruf sizi ilgilendirir, kimseyi ilgilendirmez.
Ancak bu ülkenin Milli Eğitim Bakanına ve bu ülkede geçimini hurdacılıkla sağlayan binlerce vatandaşımıza hiç kimse böyle hakaret edemez. Lütfen bu konuda gereğini yapın. Benim elimde hiçbir eğitimci, Milli Eğitim Bakanına, bu ülkede milli adı olan iki tane bakanlık var. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı, biri Milli Savunma Bakanlığı. Benim elimde hiçbir eğitimci, bu ülkenin Milli Eğitim Bakanına ve bu ülkede onuruyla mesleğini sürdüren hurdacılara bu şekilde hitap edemez. Bunu esefle kınıyorum ve bu konuda gereğini yapacağınıza inanıyorum. Lütfen soruşturma açın. Sonuna kadar sizin arkanızdayım bu konuda. Destekleyeceğim. Ben doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim. Yine seçim bölgem Afyon Karahisar'da Kocatepe Ortaokulu'nda bir seviye tespit sınavı yapılarak özel bir seviye sınavı sınıfı açıldı. Bütün kamuoyuna yansıdı. Henüz bu konuda önerge de verdim bakanlığınıza, ancak henüz cevap gelmediği için burada tekrar soruyorum. Bir okulda seviye tespit sınavı yapılarak seviye sınıflarının açılmasını doğru buluyor musunuz? Bu konuda gerekli araştırma ve soruşturma yaptınız mı ya da yapıyor musunuz? Yine seçim bölgem Afyon Karahisar'da Uydukent bölgesinde yaklaşık 20 bin vatandaşımız yaşıyor. 20 bin nüfus var ve bu bölgede ne yazık ki tek bir tane ortaokulumuz var. Sınıflar tıklım tıklım dolu ve bu konuda da öğrencilerimiz bu dolu sınıflarda ders işlemek zorunda kalıyor. Sizden isteğimiz bu bölgeye acilen yeni bir ortaokul yapılması. Bugüne kadar niçin yapılmadığını merak ediyoruz ama bundan sonra yapılması noktasında özellikle hemşerilerimin isteği var. Burada onu yansıtmak istiyorum. Eğer seçime kadar yapılmayacak olursa 2023 iktidarında bunu yapmak da Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasip olacak diyorum. Geçtiğimiz günlerde Afyon Karahisar'a bir tarım lisesi yapılması konusunda ve biraz önce yine komisyonda aynı bölgedeki Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşım Mehmet Taytak bir talepte bulundu. Kesinlikle Afyon Karahisar tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan bir il olarak tarım lisesini hak ediyor. Gerçi bugünlerde yeme, gübreye, mazota yapılan zamlardan dolayı vatandaş artık tarım ve hayvancılıktan çekilme noktasında ama biz iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılık politikalarını da düzelteceğiz. Tekrar geçimlerini rahat bir şekilde çiftçiler sağlayacaklar. Onun için Tarım ve Hayvancılık Lisesi Afyon Karahisar'a şart diyorum. Yine Afyon Karahisar Merkez Güvenevler mahallemiz var. Şu anda nüfusu 6800 civarında. Ancak burada Türk İş konutları ve devam etmekte olan 9 tane kooperatif var. Bunlar tamamlandığında nüfus 30.000'i bulacak. Ve bu güvenevlerde de tek bir tane ortaokul var. Bu ortaokul yetmiyor. 51 kişilik sınıflarda ders görüyorlar. Buraya da bir ortaokul sözü vardı. Bunun da acilen yapılmasını istiyoruz. Yine Merkez Gazi Mahallesi'ndeki anaokulu hala ihaleye çıkartılmamış. İl Özel İdare tarafından bunun lütfen takibini yapın ve yine o Gazi Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi ile ilgili söz ne durumda? Bunu da hemşerilerimiz merak ediyor. Teşekkür Bunların ediyorum. Takipçisi olacağınıza inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçeden 4.4 trilyonluk bütçeden 435 milyar 351 milyon TL ayrılmış Sayın Bakan. Bütçenizin yüksek olduğunu düşünüyorsunuz ama hiç de öyle değil. Enflasyonun, halkın enflasyonunun %185 olduğu, TÜİK enflasyonunun da %84 olduğu bir ortamda 2016 yılında merkezi yönetim bütçesinde eğitime %19.24 oranında pay ayrılmışken bu yıl 2023'te bu pay %14.53'e gerilemiş. 4.4 trilyonluk bütçede milli eğitimin yeri yok Sayın Bakan. Çünkü bu bütçe faiz, borç, kur korumalı mevduata ve yandaş müteahhitlere ayrılmış bir bütçe. Öncelikle burada anlaşalım. Zaten bu bütçeyle de ağırlaşan yaşam koşulları altında ezilen çocuklarımıza sahip çıkamazsınız
çıkmıyorsunuz. Bugüne kadar çıkmadınız, bundan sonra da çıkamayacaksınız. Öncelikle çocuklarımızdan bahsetmek istiyorum ben. Bu bütçedeki yerleri ne acaba? Çocuklar yoksullukla boğuşuyor Sayın Bakan, aileleriyle birlikte. 7.662.000 çocuk maddi yoksulluk içerisinde ve dengeli beslenemiyorlar. Örneğin Ankara'dan örnek vereceğim. Devlet okullarında veliler yıllık 9.000 lira yemek parası, devlet okullarında 14.000 lira servis ücreti verdiklerini ifade ediyorlar. Bu ücretleri veremeyen yoksul ailelerin çocukları ise aç kalıyor Sayın Bakan. Yatılı öğrenciler, Sayın Lale Karabıyık da bu konuya değinmişti. Yatılı öğrencilere günlük verdiğiniz yemek parası 3 öğün artı 1 ara öğün için 29 lira. Şimdi 2023 bütçesinde bunu sağ olun ki 40 liraya çıkarmışsınız. Yani öğün başı 6-7 lirayla bu okullar bu çocukları nasıl besleyecek Sayın Bakan? Bu çocuklar nasıl beslenecek, beyinleri nasıl işleyecek? Şu anda bu pansiyonlarda kalan çocukları açlığa mahkum ediyorsunuz. Okullarda okuyan çocukları açlığa mahkum ediyorsunuz. Diğer taraftan da çocuk işçiliğini de önleyemiyorsunuz Sayın Bakan. 15-17 yaş arası grubunda 520 bin çocuk bugün çalışıyor. Çocuk işçiliğinin artmasının nedeni nedir diye baktığımızda her sene ifade ettiğimiz gibi yoksullaşma ve sizin 4+4+4 eğitim sisteminiz bu çocukları işçileştirdi. Bu sistemi bir de yaptığınız protokollerle besliyorsunuz. En son A101 ile bir protokol imzaladınız. Hele haftanın 4 günü öğrencileri sermayeye ucuz iş günü, o iş gücü olarak vermeyi planladınız. Mesleki eğitim ve ara eleman yetiştirme, çıraklık, kalfalık anlayışınız sizin bu mudur Sayın Bakan diye sormak istiyorum tüm kurumunuza. Anlaşmanın iptal olduğunu öğrendik. Kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Ama bu protokol yapıldı mı? Yapıldı. Niyet edildi mi? Edildi. Nokta diyorum, başka bir şey demiyorum. Sizin zihniyetinizi ortaya koyması açısından. Bu sistem yüzünden, yine bu 4+4+4 sistemi yüzünden okula gitmeyen kız çocuğu sayısı, yani eğitimden uzaklaşan kız çocuğu sayısı 866 bine ulaştı. Açık öğretimle birlikte, yani uzaktan eğitim alan kız çocuklarıyla birlikte bu sayı 1,5 milyonu geçti Sayın Bakan. Tablo bu ülkede. Siz gelecek nesillerin sağlıklı ve donanımlı yetişmesi sizin bu yaptıklarınız karşısında mümkün değil Sayın Bakan. Eğitim sisteminin dibine 20 yıldır kibrit suyu döktünüz diyebiliriz artık. Bir de öğretmenlerimize değinmek istiyorum. Tabii öncelikle öğretmenlerimiz dün ülke genelinde iş bıraktılar. Hem bu eyleme hem de tüm öğretmenlerimize ben buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Yıllardır öğretmenlerin arasındaki aday, sözleşmeli, kadrolu gibi ücret ayrımını bir türlü gidermediniz. Sürekli bunu talep ediyorlar, haklı olarak bir eşitsizlik olduğundan, ama bunu yapmıyorsunuz. Bir de bir kanun çıkardınız Şubat 2022'de Sayın Bakan. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin, sendikaların görüşünü almadan masa başında kendi yakın sendikalarınızla bu işi yaptınız, kanun teklifini hazırladınız. Öğretmenliği kariyer basamaklarına ayırdınız. Öğretmenler aralarındaki ayrımcılığı derinleştiren bu kanuna itiraz ettiler. 19 Kasım'da yapacağınız kariyer basamakları sınavına da itiraz ediyorlar tabii haklı olarak. Anayasa Mahkemesi şu anda bu konuyu esastan görüşüyor Sayın Bakan. Yine de bu süreçte bu sınavı yapmaya kararlı mısınız diye sormak istiyorum. Yine öğretmenlerimizden devam edeceğim. Ben aynı zamanda 32 yıl bu devlete hizmet etmiş, devlet okulunda görev yapmış bir öğretmenin de kardeşiyim. Şimdi elimde bir maaş bodrosu var. Bu maaş bodrosu da 32 yıllık bir öğretmenin bodrosu. Maaşına bakıyoruz. 10.883 lira Sayın Bakan. Bugünkü koşullarda enflasyon ve hayat pahalılığının tüm maaşları erittiği bu koşullarda bir çift düşünelim, karı koca öğretmen. İkisinin maaşını topladığımız zaman 20 bin lira, 24 bin lira yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yani öğretmenlerimizi yoksulluğa da mahkum etmiş durumdasınız. Öğretmenlerimiz bir şey bekliyor sizden bu süreçte.
100 bin atama bekliyorlar Sayın Bakan. Bu 100 bin atama bekleme talebinin arkasından ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz neler yapacağız? Birkaç cümleyle buna değinmek istiyorum. 2 yıl içerisinde 180 bin öğretmen atamasını yapacağız. Öğretmen yetiştirme sistemi baştan sona yenilenecek. Sözleşmeli ücretli öğretmenlik sistemine son verilecek. Tüm öğretmenler kadroya geçirilecek. Tüm okullara kadrolu sizin yapmadığınız temizlik ve güvenlik personeli ataması yapacağız. Tüm öğretmenlerin maaşlarını yoksulluk sınırının üzerine çıkaracağız. Çünkü siz iktidardan gidiyorsunuz. Biz iktidara geldiğimizde bunu gerçekleştireceğiz. Kalan süremde de çok kısa biraz Sayıştay raporlarına değinmek istiyorum. Çünkü kesin hesapta Sayıştay raporlarında ciddi bulgular var. Ama burada yine geçmeden öğretmenlere verdiğiniz ek ücretten de bahsetmek istiyorum. Çünkü Sayıştay raporunda da bununla ilgili bir şey var. 39 lira ek ücret, ek ders ücreti Sayın Bakan yükseltilmesi gerekiyor. Ya çok yetersiz bir ücret. Bunu mutlaka yükseltmelisiniz. Ama bunun yerine bakın ne yapmışsınız? Bakan onayı ile Sayıştay raporundan paylaşıyorum. Bakan onayı ile başka kurumlarda görevlendirilen ancak görevlendirildikleri kurumda bakanlığa verilmiş bir görevi ifa etmeyen yönetici ve öğretmenlere görevlendirildikleri tarih itibariyle ek ders ücreti ödenmeye devam edildiği tespit edilmiş. Yani aslında bakan onayıyla yapılması gerekirken valilik oluruyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin muhtelif birimlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler olmuş. Bunlar başka görevler yaparken onların ücretleri yine sizin bünyenizdeki ek ders ücretlerinden tamamlanmış Sayın Bakan. Buralara ek ders ücretlerini vereceğinize lütfen derslere giren öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini arttırın. Yine başka bir usulsüzlük. Ders kitabı alımı sürecinde ihtiyacın doğru belirlenmesine yönelik etkin bir kontrol mekanizmasının bulunmaması demiş. Bu da nedir? Açıklayalım. Şimdi siz 2008-2004 yılında başlayan ücretsiz ders kitabı dağıtım projeniz vardı. Bu proje kapsamında hem devlet okullarına hem de özel okullara ücretsiz kitap gönderiyorsunuz. İhtiyaçtan fazla, özellikle de özel okullara ihtiyaçtan fazla kitap gönderildiğini Sayıştay raporları tespit etmiş. İhtiyaçtan fazla sayıda kitap satın alınmış ve kullanılmayan kitaplar için de ödeme yapılmış ve bu kitaplar için de yüksek bedeller ödenmiş. Yani burada bir kamu zararı var Sayın Bakan. Bu kamu zararı kimin cebinden çıkıyor? Vergisini ödeyen 85 milyonun cebinden çıkıyor. Yine devam edelim. Maker Hareketi Projesi diye bir proje var. Ya ben hayret ettim. Gerçekten bu bulguyu okuduğumda süren bitiyor. Hemen değineceğim. Orta öğretim kurumlarında bilim, kültür ve sanat atölyelerinin kurulmasını amaçlayan bir proje. Kurulmuş. Fakat neler yapılmış yani? Gerçekleştirilen ziyaret ve harcama denetimlerinde. Bakın neler olmuş arkadaşlar bu projede. Tam kurulum yapılan atölyelerin bazılarının müzik kısmında yalıtımı elverişli olarak inşa edilmemiş. Ahşap atölyesi ve müzik atölyesi bitişik düzende inşa edilmiş. Toz dumana karışıyormuş müzik atölyesinde. Müzik öğretmeni normu olmayan okullara müzik atölyesi kurulmuş ya. Ya bu nasıl bir şeydir? Gerçekten açıklanması lazım. Atölyelerin bazılarında makineler hiç çalışmıyormuş. Bu tespit edilmiş. Harcama sürecinde de çoğunlukla okullar tarafından bu harcamaların yürütüldüğü ve aynı mahiyetteki işlerin parçalara bölünmek suretiyle doğrudan temin yoluyla firmalara ihale edildiği tespit edilmiş. Sayın Bakan, bu Sayıştay'da daha başka bulgular da var. Bunların üstünde durmanızı sizden tabii ki rica ediyoruz. Bu usulsüzlüklerin giderilmesini rica ediyoruz. Ama 20 yılın sonunda yani bilemiyorum inşallah biz iktidara geldiğimizde tüm bunları biz düzelteceğiz. Yine de eksik de olsa bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi rakamlara ve oranlara biraz karşılaştırmaya hakim olabilmek için bir sunum hazırladım. Ancak önce şunları ifade etmek isterim. Evet, Sayın Bakan ve Sayın Ök Başkanı konuştular. Şimdi efendim eğitim için öngörülen bütçe, yani bu şu anda bu yıl için eğitim sisteminin sorunlarını çözecek şekilde değil, yeterli değil. Sadece bütçe rakamları değil tabii burada eğitim sisteminin sorunlarını çözecek olan. Aynı zamanda vizyon ve eğitimdeki 20 yıllık hedefimiz de
sorun çözme, iyi bir eğitim sistemine zemin hazırlamakta, çocukların ve gençlerin maksimum yararını amaç edinmekten, aynı zamanda ülke kalkınmasını hedeflemekten de çok uzak kalmıştır iktidarda olduğunuz sürece. Sadece çocukların ve gençlerin ideolojik olarak şekillendirilmesi temeline dayandırılmıştır. Onu da ifade etmek isterim başlamadan önce. Tabii şu anda bütçede ayrılan pay Milletin Bakanlığı için 435.351.082.000 lira. Ama unutmayınız ki şu anda bütçeye sunulan rakamlar içerisinde en büyük kalem 565.6 milyar lira ile faiz bütçesidir. Yani faiz ödemeleri Milletin Bakanlığı'na 15.839.140 öğrenci için bir yıllık ayrılan bütçeden daha fazlalık, onu ifade etmek isterim. Şimdi biz tabii eğitim bütçelerini incelerken burada bir takım oranlamalar üzerinden gidiyoruz. Artışı, azalışı hemen belirteyim. Bunlar Milletin Bakanlığı'nın rakamlarıdır. Eğer güncelleri koyduysanız günceldir. O rakamlar üzerinden gittik. Bütün düzeltmelerimizi, her şeyimizi de dikkate almış bulunuyoruz. Şimdi Sayın Bakan az önce ifade etti, dedi ki işte arttı. Şöyle kıyasladığımız zaman eğitim bütçesinin merkez öğretim bütçesi içerisindeki payında ve eğitim bütçesinin yine milli gelirdeki payında 2016'dan bu yana önemli bir düşüş var. Yani eğitim bütçesinin merkez öğretim bütçesi içindeki payında %19 küsürden %14'e gerileme, eğitim bütçesinin milli geliri oranında da %4.21'den 3.48'e girilen, hatta bu paylar 4+4+4 sisteminin bile gerisinde kalmış olduğunu görüyoruz. Bir diğer orantımıza geçtiğimizi, Milliyetin Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki payı ve yine MEK bütçesinin milli gelir içindeki payına baktığımızda yine 2016'dan bu yana olan azalışı, ki bu yıllar kriz yıllarıdır, bu yıllarda yine işte Covid süreci de bu yıllar arasındadır. En ihtiyaç duyulduğu dönemde yine hedefleriniz olduğunu söylüyorsunuz ama biz bunların karşılığını bütçede göremiyoruz Sayın Bakan. Ve 2 yıl önce de tasarrufa yönlendirilen tek bakanlık olmuştu bakanlığınız. Onu da ifade edeyim. Tabii bu arada sürekli tabletlerden meslekçi eğitime kadar her şeyi de bağışlarla yürütmeye çalıştınız. Bağış varsa vardı, hizmet içi eğitim dahil. Bağış yoksa yoktu. Yatırımlarla böyle bağışlara bel bağlamış bir bakanlık görünümüne gelmişti. Şimdi MEK yatırımlarına bir bakalım. Merkezi yönetim bütçe ödeneği içerisinde dediniz ki yatırımlar artıyor, çok artıyor. Şimdi bakın 2002 ile kıyaslıyorum. 2002'den 2023'e %22.34'ten %12.65'e girilmiş. Son dönemde, yani geçen yıl 2 yıl üst üste çok hafif artışlar varsa da onlar oradaki ihtiyacı, okulların yapılmasına, öğrenci artışına karşılık gelen ihtiyaçları, işte bir takım pandeminin getirdiği sorunları karşılayacak büyüklükte değildir. Kıyasladığınızda iktidarımızın başından bu yana merkezi yönetim bütçe ödeneğinden Milletin Bakanlığı yatırımlarına ayrılan pay düşmüştür. Oranlarını da aşağıda görmektesiniz. Evet, Milliyetin Bakanlığı yatırım bütçesine baktığımızda yine son dönemde küçük bir artış ama özellikle yatırım bütçesinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla düşmeye başlaması belki de siyasi iktidarın eğitime bakışını ya da öncelemediğini de göstermektedir. Çünkü aslında siyaset bir tercih meselesidir değerli milletvekilleri. Evet, tekrar söylüyorum. Bunlar Milliyetin Bakanlığı'nın rakamlarıdır. Yüksek öğretim kurumlarının bütçesine geldiğimizde de yine milli gelir içerisindeki payına baktığımda, yani 2002 ile 2023'ü kıyasladığımızda gördüğünüz gibi 0.71, 0.72, ama o yıldan bu yıla o kadar çok üniversite sayısı arttı ki fakülteler açıldı, meslek yüksek okulları öğrenci sayısı arttı. Yani bu artışı karşılayacak bir rakam tabii ki değil. Kısa geçmek istiyorum.
değerli milletvekilleri, 2016 yılında YÖK ve üniversitelerin bütçesi %4.16 iken 2023 yılında yani şuradan tekrar görebiliriz. 2023 yılına geldiğimizde %3'e gerilemiş. Yani 2016'dan bu yana da YÖK ve üniversitelerin bütçesi neredeyse %25 azaltmıştır. Gerçekler bunlar. Belki nitelik sorununun sebeplerinden bir tanesi budur diyebiliriz. Evet. İkinci olarak öğrenci, öğretmen ve derslik sayılarındaki artışa geçeceğim. Ama buna geçmeden önce Sayın Bakan, okullardaki farklılıkları kaldıracağız dediniz. Okul öncesi eğitim olacak ve buna hızla çalışıyoruz dediniz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız dediniz. Kapanan köy okullarını açacağız dediniz. Ama biz bunların karşılığını maalesef bütçenizde göremiyoruz. Ne yatırım kısmında görüyoruz ne diğer kısımda. Pandemide yapılan bütçede de yeterli bir iyileşme, yeterli bir bütçe ayrıldığını zaten görmemiştik. Bunları yapacaksınız da bunlar nasıl yapılacak? Bunlar lafta mı kalacak? Sadece bir yönetmelik değişikliğiyle örneğin kapanan köy okullarının açılması diye bir şey tabii ki söz konusu olamaz. Yine az önce de ifade ettim, yıllarca tabletlerden hizmet içi eğitime kadar bağışlarla yaptığınız bağışlara bel bağlamıştınız. Yetersiz bütçe olduğunu buradan da görmekteyiz. Sayın Bakan, okullara verilen bütçeler asla yeterli değil. Öğrenci sayısına göre kıyasladığımızda. Şimdi okullara bütçe gönderiliyor dediniz. Önce sadece liselere gönderiliyordu. İlk ve ortaokulların sadece elektrik ve su giderleri ödeniyordu. Şimdi bu yıl ilk defa kısmen ilk ve ortaokullara da bütçe ayırdınız. Ama bir öğrencisi olan bir okula 5500 lira Sayın Bakan. Bu neye yetsin? Bu rakamlara lütfen biraz daha ayrıntılı dikkat etmemiz gerekiyor. Yine öğrencilerden kayıt parası alınmaya devam ediliyor. Masraflara katılınıyor. Velilerden para isteniyor. Hele okul öncesi eğitimde her dönem için bir takım masraflar öğrenciden isteniyor. Kayıtlar hariç. Kayıtlarda da yine isteniyor. Kadrolu hizmetli ataması yapılmadı. Bazı okullarda en az 5-6 temizlik görevlisine ihtiyaç var. İşkur üzerinden yaptığınız atamalar da zaten yeterli değil. Ne sağlık personeli, ne güvenlik, ne de temizlik görevlisi konusunda iyi bir aşamaya gelemediniz. Halen bu sorunlar devam ediyor Sayın Bakan. Bu arada ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında 8 Sayın Bakan görev yaptı. Ve onların her döneminde neler yapılmış Sayın Erkan Mumcu'dan sizin bakanlığınıza kadar adım adım çıkarttım. Tabii ki burada hepsini okumayacağım ama şöyle bir baktığım zaman, buraya az sonra geleceğim. Şöyle bir baktığım zaman, yani ne olmuş işte temel dik yazıdan eğik yazıya geçilmiş. İki bakan sonra yeniden eğik yazıdan dik yazıya geçilmiş. 4+4 eğitim modeline geçilmiş. TCK madde 263 değiştirilmiş. Ulusal bayramların staflarda kutlanması yasaklanmış. Milletin Bakanlığı'nın kurak kursların denetlemesine son verilmiş. Öğrenci andı kaldırılmış. Proje uygulamasına, okul uygulamasına geçilmiş. Her dönem mutlaka belli miktarda merkez ve taşra yöneticisi görevden alınmış, yer değiştirilmiş. Hele bir dönem 40 bin çok sayıda. Ama her dönem hemen hemen vakıf ve derneklerle etkili protokoller imzalanmış. Sürekli bakıyorum MEK ve TÜGVA ile süresiz protokol imzalanmış, sosyal etkinlikler yönetmeliği değiştirilmiş, vakıf ödenekleri protokoller yapılmaya devam edilmiş. Böyle gidiyor. Yani eğitimin kalitesini arttıracak, öğrencilerin başarısını önceleyecek, maksimum yararını önceleyecek ne var diye baktığımda, hani bir fakir projesinin amaçları içerisinde yazıyor, onda da gelinen nokta ortada, ben söylemek istemiyorum. Ama böyle geçmiş yıllar Sayın Bakan. Hani buradan görüyoruz ki zaten eğitimde de her an başarının gerilediğini de görüyoruz. Sebeplerinden de bahsediyoruz. Şimdi bu sayfaya geldiğimizde şöyle değerli milletvekilleri, şu anda 19 küsur milyon öğrencimiz var. Geçen yıla göre öğrenci sayısında %5 nokta artış var, ekranda görüyorsunuz. Öğretmen sayısında yarısı kadar kalmış, %2.3. Derslik sayısında da %2.4.
Yani bu yeterli bir yatırım mıdır, yeterli bütçe midir, yeterli bir yanlış planlama mıdır, yanlış öncelik midir? Ama sonuç bu. Öğrenci sayısına artan oranda ne öğretmen ne de derslik sağlama imkanı sizde olmamış, öncelenmemiş, planlanmamış hangisini tanımlarsınız? Sayın Bakan, 2002 yılında 68 gün dolayında ataması yapılmayan öğretmen vardı. O tarihlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı seçim çalışmalarında demişti ki bu nasıl iş, biz onların hepsini atayacağız. Geldiğimiz noktada 1 milyonu geçen bir rakamla karşı karşıyayız. Bir taraftan da mesela Eylül'de, 2 Eylül'de 19.669 öğretmen ataması yapıldı. Öğretmen atadık, atadık diyorsunuz ama yaz aylarında zaten 15 bin öğretmen de emekli oldu. Yani bunları da dikkate almakta fayda var. Yine geçen yıl bütçede hatırlıyorum, boş dersimiz yok dediniz, sorduğumuz sorulara boş derslerimizi ücretli öğretmenlerle telafi ediyoruz. Sayın Bakan, bu eğitimin en büyük yanlışıdır. Bu eğitim sisteminin yanlışı ve ayıbıdır. Böyle olmamalı. Sözleşmeli 95 bin, ücretli 85 bin civarında öğretmen var. Öğretmen sözleşmeli olmaz, öğretmen ücretli olmaz, öğretmen kadrolu olur, bunu sürekli söylüyoruz. Ücretli öğretmenlerle boş geçen derslerin telafisi diye bir şeyi son derece yanlış biliyoruz. Özel eğitim, özel öğretim kurumlarına hızlı bir artış desteği verildi. Ve kamudan ziyade şu anda tabii devlet okullarının sorunları çok kalabalık olması, bir takım olumsuz şartlarından veliler bazen borç para alıp kredi kullanıp özel okullara da çocuklarını yolluyorlar. Bunları da yaşayanları da görüyoruz. Bakın 4+4 süreci öncesinde 4664 olan özel öğretim kurumu sayısı 14 küsür bine çıkmış. Yani öğrencilerin sayısında özel okullarda okuyan %194, kurumların sayısında da %204 artış var. Oysa devlet okulları iyileştirilebilir, kalitesi arttırılabilir. Hani fırsat eşitliği diyoruz ya, işte o fırsat eşitliği Türkiye'nin her köşesindeki çocuğa eşit imkanlarla sağlanabilirdi. Yatılı bölge, ilk öğretim bölge okullarından nedense kurtulmak istedi bakanlar geçmiş dönemde de. Yani iktidarımızdan bu yana hem yatılı ilk öğretim bölge okullarında ve öğrencilerinde çok büyük azalmalar yaşandı. Bunlar başka sorunlara sebebiyet verdi. Taşımalı eğitim bir taraftan çıktı, onun şu anda sayamayacağımız süren yeterli olmaz, bir sürü sorunu. Diğer taraftan işte Aladağlar oldu, işte bir sürü sorunlar oldu. Onlar olmadığı için cemaat yurtları oldu. Yani Karaman, Aladağ gibi olayları çok net yakından biliyoruz. Daha da bir sürü olay oldu. Ve Sayın Bakan, yatılı ve pansiyonlu okullarda 3 öğün yemek ve bir de ara öğün. 3 öğün bir de ara öğün için ayrılan bütçe öğrenci başına 29 lira. Bu da hani herhalde önemli bir sorundur. Çocuklarımızın dengeli beslenmesi gerekiyor Sayın Bakan. Ama çocuklarımız dengeli beslenemiyor. Ülkemizin çocuk nüfusu 22.738.300. Bu çocukların %33.7'si maddi yoksunluk çekiyor. Bunlar TÜİK verileri zaten, ben söylemedim. Başka bir ifadeyle 7.600.000 çocuğumuz dengeli beslenme olanağını bulamıyor. Tabii bunun yarattığı sorunlar hem okulda başarısızlık hem çocuğun sağlığında çıkacak sorunlar. Bunlar tıbbi konular, o konulara girmiyorum ama hangi politika yapılırsa yapılsın, siyasilerin mutlaka çocuğa yönelik tüm politika uygulamalarında çocukların beslenmesi, okulda bir öğün yemek verilmesi en azından ve sağlıklı bir su için. 5 lira su alamıyor çocuk. Su olanağının sağlanması mutlaka gerekliydi ama gene yok, yine yok, yine yok. Bu konuda da her yerde bunu söylemeye devam ediyoruz. Evet, gelelim Öğretmenlik Meslek Kanunu'na. Öğretmenlik Meslek Kanunu, evet 14 Şubat 2022'de yürürlüğe girdi, 13 madde. Ama aslında beklenen neydi? Tabii ki tek taraflı olmaması. Ancak bu kanun eğitim emekçilerinin yaşam koşullarını
tek taraflı olarak görüşünü almadan düzenlemiş oldu. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili tüm konular bu kanunda düzenlenmesi gerekirken sadece ilk atamalar ve kariyer basamakları düzenlendi. Onun için öğretmenlik meslek kanunu adı buna tam yakışmıyor. Önce onu ifade edeyim. Ardından ekonomik krizin derinleştiği şu ortamda bile eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının kariyer basamaklarına ve sınavlara endekslenmesi asla asla kabul edilecek bir durum değil. Zaten öğretmenler okula hazırlanmak yerine başladılar sınavlara hazırlanmaya. Evet giriyorlar sınavlara belki ama yani bu doğru bir uygulama değil. Tercihleri bu yönde değil. Bundan çok da büyük üzüntü duydular. Kendilerini mecbur hissediyorlar. Bir ihtisas mesleğidir öğretmenlik. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani onları sınava tabi tutuyoruz da bakanlık yöneticilerinin meslekleri de mühendislikten işte tıp doktorluğuna kadar varıyor. Bunları da unutmayalım bir tarafta. Bunları da değinelim. Bu konuda çok konuşulacak şey var ama arkadaşlarımız da konulara girecekler. Evet Sayın Bakan, gitgide başarı düşüyor. Orta öğretimden üniversiteye geçerken de düşüyor. Sayın YÖK Başkanı kalite arttırmakla önceki YÖK Başkanımız da aynı şekilde uğraş veriyordu ama yani orta öğretimden öğrencinin başarısı düşük geldiği sürece yukarıda siz kaliteyi nasıl iyileştireceksiniz? Öncelikle onu bir merak ediyorum. Bir kere zaten hani ideolojik şekillendirme ön planda demiştik. Başarı, kalkınma stratejisi bunlar önemli değil iktidarımızda. Bunları görmedik demiştik. 4+4 sisteminin olumsuz etkileri hem okullaşma oranı üzerinde oldu hem kız çocuklarının eğitimine olumsuz etkisi oldu Sayın Bakan. LGS ve YKS'deki başarılar ilk 4+4 evvelki sene mezunlarını verdiğinde çocukların başarısında 11 puanlık, 12 puanlık düşüşlerle 15-20'ye kadar çıktı bazı derslerde kendisini göstermiş oldu. Sonraki dönemde tekrar hem LGS hem YKS'de sürekli başarı gitgide düşüyor. Bunu da bilmekte fayda var. Sayın YÖK Başkanı barajın kaldırılması konusunu ifade etti. Evet barajı kaldırdınız, af da getirdiniz. Baraj kalkmasın falan demiyoruz, af gelmesin falan dediğimiz de yok ama bakın tercih edilmeyen okulların kalitesini arttırmadan, bu konuda öğretim üyelerini arttırmadan, bu okullar için hiçbir şey yapmadan, öğrenci başarısı neden düşüyor diye kafa yormadan ki yani aslında orta öğretimden başlayarak yukarıya kadar, meslek envanteri yapmadan hangi mesleklere ihtiyaç var, kontenjan belirlemesini son birkaç yıldır yapıyorsunuz ama meslek envanteri yapmadan bu konuları düzeltmeden, iş bulma konusunda kafa yormadan yani çok şey yapıldı diyeceksiniz de evet yaptınız. Bunu inkar etmiyorum. 16 istihdam paketi var. 7 de ekonomi paketi var. İstihdamı arttırma konusunda toplam 23 paket var. Elde var 0. Hiçbir şey yok. Bir şey olmadı yani. Bir şeyler yapılıyormuş gibi gösterilse de başarılı olmadı. Şimdi bu barajın kaldırılmasındaki hedef o zaman ne? Yani öğrencilerin eğer moralinden bahsediyorsanız, psikolojisinden bahsediyorsanız o zaman bu çocuklara neden Arife günü işte KYK borçlarının faizlerinin belgeleri geldi? O zaman moralleri bozulmadı mı? Ya da yurt bulamadıkları zaman, beslenemedikleri zaman, bir gün bir öğünle beslendikleri zaman moralleri bozulmadı mı? Ya da vakıf üniversitelerinin durumlarıyla ilgili. İki dakika daha alabilir miyim Sayın Başkanım? Maalesef yapamıyorum. Tamamlayacağım peki müsaade edin o zaman. Evet, lisans eğitimi alıp işsiz kalan genç sayısı bizim ülkemizde olduğu kadar kaç ülkede vardır? O sıralamalara da bir bakmanızı isterim. Rektörler ile ilgili her gün olumsuz basına düşen haberler var. Üniversitelerde aidiyet duygusu bitti. Küstün akademisyenler yurt dışına kaçıyor. Bilimsel yayınlar, atıflar azalıyor Sayın Başkan. Yani burada bir artış görmüyoruz. Özgürlük hukukun üstünlüğü, tabii bu kavramlar bittikçe bunlar da azalıyor. Vakıf üniversite, son cümlem budur. Vakıf üniversiteleri, ticarethane, tabii hepsini söylemiyorum ama bazı vakıf üniversiteleri, onları daha önce konuşmuştuk sizinle, siz de biliyorsunuz. Ticarethane görünümünde zamlar astronomik hal aldı. Burslar yeterli değil. Diğerlerini sorularda getiririm. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Saygıyla selamlıyorum.
Ben bir bütçe konuşması hazırlamıştım Milli Eğitim Bakanı ile ilgili ve bunu hazırlarken de grubumuzun eğitim danışmanı Ali Taşlar'ın hazırladığı rapordan istifade etmiştim. Fakat öğleden önce burada konuşulan bir konu, ben hazırlığımı bir tarafa bırakıp başka bir konuşma yapmaya karar verdim. İsteyen olursa bu raporu iletebilirim. Değerli arkadaşlarım, şimdi burada öğleden evvel bir konuyu tartıştık. Konu bu salonun ihale yoluyla hazırlatılması. Değerli arkadaşlar, kanım dondu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 5000 çalışanı olan meclis, şu kadar yıllık tecrübesi, TRT'si, her şey kamerasıyla salonu ihale etmesi. Şaştım arkadaşlar ve sizin hakkınızda yeniden düşünmeye başladım. Adalet ve Kalkınma Partisi mi yoksa YİİİT mi? Yandaşa ihale ve iş sağlayan parti mi? Değerli arkadaşlar, bu ne demek ya? Yani buna tepki göstereceği yerde Sayın Başkanımızın bunu savunması, sizlerden bir bunu eleştirecek bir cümlenin çıkmaması beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Değerli arkadaşlar, bakın sadece bunlardan ibaret değil. Şu üniversitelerin haline bakın değerli arkadaşlar. Şu üniversitelerde olup bitenlere bakın. Bütün ihaleler büyük çoğunluğu 21B'ye göre yapılmış. Hepsi acil, pazarlık yoluyla yapılmış değerli arkadaşlar. Hizmet alımları da aynı şekilde yapılmış. Vermiyorum tek tek, çok fazla vaktimiz yok. Başka, üniversitelerde nepotizm dediğimiz iş almış başını gidiyor değerli arkadaşlar. Nepotizm, yani eş, dost, akraba. Rektör, dayısının şeyi, hanımın, kaynının diye bütün üniversitelerde bunları gelip burada tek tek size verebilirim. Değerli arkadaşlarım, bir üniversitenizin rektörü bugün çıkan haberlere göre yalanlayın. 400 bin lira. Ya bir 400, sus ya. Ne oluyor Sayın Başkanım? Size sıra geldiğinde cevap verirsiniz. Ya olabilir. Değerli arkadaşlar, siz de size geldiğinde cevap katılmayabilirsiniz. Siz de geldiğinde cevap verirsiniz. YÖK Başkanı var, sen gitsin ya. YÖK Başkanı burada. YÖK Başkanı burada. Ya YÖK Başkanı, sana ne? Sıra size geldiğinde... Ya verir yanıt. Kurumun temsilcisi yine daha başka şeyler de söyleyeceğim. Allah Allah. İki dakika. Bütün rektörler buraya geldi. İki dakika istiyorum. Ya bir üniversite hakkında, konuşmak için bütün rektörler burada mı olacak? Allah aşkına, olacak şey mi? Değerli arkadaşlar. Bugün Uğur Bey. Ya bir bırak konuşsun. Sen konuşurken sorunu sorarsın. Konuşurken sen de sorunu sorarsın. Evet. Kifayetli müzakereler yeter bu kadar. Sonra 4 dakika vaktim aldı. Neyse, en az 3 dakika. Değerli arkadaşlarım, Uğur Bey'in hatırını kırmayacağım isim vereceğim. Daha bugün Şırnak Üniversitesi'yle isim veriyorum. Şırnak Üniversitesi'yle ilgili bir haber çıktı. Doğru yanlış YÖK Başkanı söylesin. Yıllık kirası, bindiği arabanın yıllık bir tane arabanın kirası 400 bin lira. Ya 50 milyonluk arabaya mı biniyor bu adam arkadaşlar? Ya bunlar nedir? Bu saltanat nedir değerli arkadaşlarım? Bakın, Bülent Ecevit'in bu ülkeye hediye ettiği iki tane çok önemli bir şey var. Yani devrim diyorsunuz ya, devrim böyle olur. Ne? Biri KPSS, bir tanesi KİK, Kamu İhale Kanunu Kurulu. Değerli arkadaşlarım, bunu bozdunuz, yıktınız, paramparça ettiniz. Ya mülakat ne arkadaşlar, mülakat? Ya yapın. Zaten mülakat gerekli yerlerde yapılıyor yani. Asker mülakatla giriyor, bekçi mülakatla giriyor, polis mülakatla giriyor. Bütün öğretmen, herkesle mülakat. Ya siz bunlara güvenlik açısından güvenlik soruşturması yapıyorsunuz. Hasta mı değil mi sağlam bir rapor alıyorsunuz. Ondan sonra mülakat, ben torpil yapacağım, kendi adamımı alacağım diyorsunuz. Ve böyle yaptınız KPSS'e. KPSS'de olan rezaletler nedir değerli arkadaşlarım? Şu anda bir de ÖSYM Başkanı'na ayrılmış, soruşturma izni verilmiş filan. Yoktur moktur yazmışlar. Niye aldın? Sadece bunlar mı? İşte bir cemaat, hükümet ortağıydı o zaman. Hükümet ve yapılanların hepsini birlikte yaptınız. Ben biliyorum arkadaşlar, tek tek sayabilirim Uğur Bey çok merak ederse. Bakın, bir kısmı orada işe giren
bizim çocuklarımız işe giremezken işe giren ailelerin çocuklarının bir kısmı FETÖ'den kaçtılar gittiler, bir kısmı şimdi bu sıralar, bu sıralarda demeyeyim ama sizin işinizdeler. Dolayısıyla siz iki önemli devrimi yok ettiniz ya. Sizden devrimci mi olun? Hadi oradan. Ne devrimcisi ya? Değerli arkadaşlarım, eğitimin kalitesinden söz ediyorsunuz. Evet. Kalite çok önemli. Ha, sayılarla ilgili bir sürü şeyler söylediniz. Onlar da hepsi doğru değil. Orta öğretimde 22 kişi dedi derslik sayına. Aradım baktım Sincan'da bir tane o okulda. 32 kişi Sayın Başkan. 32 kişi Sayın Bakanım. Ya yani şimdi bakın öyle değil. Neyse yaptınız. Kemiyet bir şey demiyorum. Zaten siz büyüklerle bozmuşsunuz. Büyük oldu mu bitti. Hayır nitelik. Değerli arkadaşlarım, kimse hakaret olsun için söylemiyorum ama WhatsApp'tan öteye gidemiyoruz. PISA, MISA filan Sayın Bakan, evet yani bir takım gerileme var ama OECD ülkelerinin en arkasındayız. Yani onun için buraya getirmeyin bunları, övünmeyin, böyle bir şey yok. Olamaz da zaten değerli arkadaşlar. Bir tane öğretmene bakın rakamlar veriyorum. Yeni başlayan öğretmen 9 bin lira. Efendim 8 senelik öğretmen 11 bin 100 lira maaş alıyor. Ya değerli arkadaşlarım, yoksulluk sınırı 25 bin lira, açlık sınırı bu kadar. Bir öğretmen, iki çocuklu bir öğretmen bu maaşı alıyorsa, 8 yıllık öğretmen, bu öğretmen çok yetenekli, donanımlı öğretmen olsa bile bu öğretmenden ne bekliyorsunuz? Siz en büyük zalimliktir bu değerli arkadaşlar. Ve bu çocukları bunlara teslim etmek, ya öğretmenin bir kabahati yok, bütün kabahat sizdedir. Nerelere para ayırıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Bak dün söyledik faize 350 milyar, köylülere 100 ayırmışsınız ama belki de 100-200 milyar. Zenginler için 990 milyar TL vergiden vazgeçiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Ama öğretmene bu maaşı veriyorsunuz, bu öğretmenden bir şey bekliyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Onun için vasatlığın ötesine gidemiyoruz maalesef. Şimdi bu vasatlığın içinde sınavlar koyacaksınız. İşte bir takım şeyler yapacaksınız. Kolay sorular sorarak, PISA'da da kolay sorular sorarak bunları elde ettiniz değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla öğretmenlerimiz dökülüyor. Çocuklarımız bu öğretmen arkadaşlarımızın elindedir ve onların bir suçu yok. Sayın Bakanım, size bir şey soracağım. Bu rakam doğru mu? 4 milyon öğrenci, orta öğretim öğrencisi falan. Yok bunlar yani. Gerçekten bu rakamlar doğru mu Sayın Bakanım? Bununla ilgili bir şey söyleyin. 1 milyon 201 bin öğrenci pandemide geri çekilen öğrencilerden geri dönmemiş. Açık öğretim fakülte, açık öğretim lisesi ne demek değerli arkadaşlarım ya? Lise sona geçen öğrencilerimiz büyük çoğunluğu açık öğretime gitmesi, bunlar ne anlama geliyor? Böyle bir şey yok. Bu şekilde 4 milyon öğrenciyi zaten ayırmışsınız. 4 milyon. Ondan sonra ne yapmış? Yok, puanları düşürerek, tabanı kaldırarak, sınırı kaldırarak bütün öğrencilerin üniversiteleri almış. Vakıf öğrencileri ki bunlara, bu vakıf üniversitesi bir şey yok Türkiye'de. Şirket üniversiteleri buraları doldurmuş değerli arkadaşlarım. Bunun sonucu ne olmuş? Ben size söyleyeyim bunun sonucu değerli arkadaşlarım. Eğitim, üniversitede eğitim çökmüş. Bakın rakamlar da vereyim size. Daha en vahimini söyleyeceğim ama mesela benim mesleğimle yakın olduğu için psikoloji ve psikolojik danışmanlıkla ilgili, danışmanlık rehberlikle ilgili söyleyeyim. 122 tane psikoloji bölümü var. Senede 6000 mezun veriyor. Ne yapıyorsunuz? Nereden mezun oluyor bu öğrenciler? Kim eğitiyor bu öğrencileri? 122 tane üniversitede bu öğrencileri kim eğitiyor? Geçen verdim, söylemek istemiyorum. Bakın bir tane sosyoloji mezunu lise öğretmeni, iki tane ilahiyat mezunu lise öğretmeninin gittiği, başka öğretim elemanının olmadığı psikoloji okullarında psikolog mezun ediyorsunuz. PRD'de de PDR'de de durum çok farklı değil. 6500 öğrenci alıyorsunuz. 5700 mezun var. Bu çocukların PDR'de 20 bin, psikolojide 35 bin çocuk işsiz değerli arkadaşlar. Bekçi olmak için sizin o torpilli şeylerinize girmeye çalışıyorlar oy karşılığında değerli arkadaşlar. En önemlisi YÖK Başkanı buradasınız. Tıp eğitimini bitirdiniz, tıp eğitimini. Bakın SUT diye bir şey icat etti bu hükümet, SUT.
SUT nedir? Sağlık uygulama tebliği. SUD'a göre sürekli kendisi devlet hastane, şehir hastanelerinde özel anlaşmalar yaparak paraları aldı. Üniversite öğrencileri, üniversite hastaneleri 5 lira yaptıkları yerde SUD tebliği değişmediğinden dolayı 2 lira ödedi Sosyal Güvenlik Kurumu ve üniversite hastanesinin en kaliteli hocaları gitti. Üniversiteli tıp eğitimini bitirdiniz değerli arkadaşlar. Sağlıkta kalite arıyorsunuz. Hadi psikolojiyi bıraktım, onu bıraktım. Hiçbir şey bırakamayız. Ama tıp eğitimi, ama ecelinizi sallamayın. YÖK Başkanı, ben işin içindeyim biliyorum. Tıp eğitimine sizin verdiğiniz zarar var. Verdiğiniz zarar var ya, ya da hükümetinizi, siz dün geldiniz. Verdiğiniz zarar var ya, ben ihanet kelimesini kullanmak istemiyorum. 3 dakikamı veriyor musunuz? Üç değil, ben sordum 1 dakika. Ne 1 dakikası ya? 1 dakika sadece şey konuştu. Her ilde üniversite açılmış da her ilde üniversite açılmış doğru ama bu üniversitelerde ne olmuş? Şimdi oturun biraz kaliteyle ilgili çalışın. Değerli arkadaşlarım, gençlerimizde bu okullardan geçen gençlerimizde müthiş bir şeylik var yani. Belirsizlik, geleceği görmüyor. Ne olacak? Çoluk çocuğunun geleceğini görmüyor. Onun için gidiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız çıkıyor, süfli hedefler. Ya insanın iyi bir cep telefonu kullanması, bir arabaya binme istemesi, iyi bir hayat çoluk çocuğuna gelecek. Yani bunlar aşağılık hedefler olabilir mi ya? Yani bu sokaklarda gezeceksiniz öyle mi? Değerli arkadaşlarım. Çok yani sizin adınıza üzülürüm yani, öyle bir şey yok. Sayın Başkanım, verme fazla zaman vermesin. Bir şey daha söyle. Bitmedi daha var ya, ne oldu? Bitiriyorum. Bir son cümle bitiriyorum. Bakın bundan birkaç sene evvel büyük gürültülerle 1 milyon yazılımcı yetiştiriyoruz diye eski Maliye Bakanı Sayın Albayrak açıklamıştı. Ya bu 1 milyon yazılımcı ne oldu Sayın Milli Eğitim Bakanlığı? 1 milyon yazılımcı yetişecek. Nerede bu 1 milyon yazılımcı? Var mı arkadaşlar, o yazılımcılardan gören bilen var mı? Sizin yaptığınız şeyler, uygulamalarımız bundan ibarettir. Ben şunu gösterdim bakın, siz devrimimizin pozitif taraflarını gösterdiniz ama sizin devriminizin negatif taraflarını gösterdim. Onun için Uğur Bey hiç kırma, kızma. De ki ne diyor bu bekar, onu bir bakar. Ne diyor de bak, sen düzgün bir adamsın. Bunlara bak ve arkadaşlarını uyar. Çünkü sorumluluk sana aittir. Bunların hepsine el kaldırdınız. 10 tane varlık barışına da el kaldırdınız. Bunlara da el kaldırdınız. Dolayısıyla bu 10 varlık barışına el kaldıranlar sokaklarda uyuşturucudan ölen çocukların sorumluluğu da var. Bunu da bilin. Sayın Bekaroğlu, bana yönelik olarak da bir eleştirdiğiniz sorumlu. Sayın var, var. Bir değil, 5 eleştirim var size. Hata da yapabiliriz, eyvallah. Fakat şunu ifade edeyim. Burada daha sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamak üzere birkaç yıldır böyle bir hizmet alımı yapılıyor. Bütün hizmetler için alım yapılmıyor yalnız, onu düzelteyim. Burada sadece bütün olarak yapılmayan meclisin vermediği bir takım ek hizmetler için bir hizmet alımı yapılıyor. Onun da mantığı şu: 12 ay boyunca biz bu işi yapmıyoruz. Sadece bir süre, bir aya yakın bir süre bu işi yapıyoruz. Sadece geçici bir süre ihtiyaç duyduğumuz bir iş için 12 ay boyunca bir... Ya başkanım bakın, söyledikçe batıyorsunuz. Konuşmayın. Söyledikçe batıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yani kayda alınamıyor mu? Ya bu mecliste 5 tane 10 tane komisyon çalışırken bir aynı anda kayda alınıyor da siz bunu kayda alamıyor musunuz? Şu anda başka komisyon toplantısı yok. Nasıl oluyor da bunu kayda alamıyorsunuz da ihale ediyorsunuz? 5000 kişi, kimin parası bu ya? Öğretmene vermediğiniz parayı burada yandaş müteahhitlere dağıtıyorsunuz. Biliyor musunuz siz bunu? Bakın, suçluyorum sizi. Yani şey mi yapıyorsun? Yani hayır, hem burada yapalım hem ihale etmeyelim. Burada yapalım, ihale etmeyelim. 5000 personeli niye aldınız? Her gelen meclis başkanı niye 200 tane, 300 tane, 500 tane personel aldı? Bunları yapmayacaksın. Kim yapacak bunları? Kimsenin konuşma söz hakkını kesmedim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bu bütçenin geneli ve milli eğitim sorunlarının genel sorunlarla ilgili hem Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabayık hem de grup sözcümüz Yıldırım Kaya ve diğer komisyon arkadaşlarımız değerlendirmelerde bulunacaklar, bulundular. Ben
bir milletvekili olarak değil, iki çocuk babası biri olarak, bir vatandaş olarak size bazı tespitlerimi ve tekliflerimi ileteceğim. Lütfen arkadaşlarınız, ekibiniz not alsın. Okul güvenlikleri. Okulda sağlıkçı sorunu ve hizmetli temizlik sorunu. Bunu defaatle dile getirdik. Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Okul çevreleri tehlike dolu. Tacizcisi var, tecavüzcüsü var, organ kaçakçısı var. Okulların içerisinde çeteleşmeler var. Okulların dışına, kamu okullarının dışına arada çıkılıyor ve etraftaki metruk binalarda çocuklar sigara ve uyuşturucu kullanıyor. O yüzden özel okullardaki gibi mümkünse kamu okullarında da dışarı çıkmayı yasaklayın. Yani bunu değerlendirin en azından. Okul güvenliklerini istihdam edin. 30 bin okul güvenlikçi şu anda hazır bekliyor. Sağlıkçı da öyle. Şu pandemi döneminde özellikle gerekti. Özel okullarda varsa neden kamu okullarında sağlıkçı yok? Ve temizlik personelini İşkur üzerinden değil de daim olarak konuşlandı. Çok önemli bir konu. Okullarda, ilkokul öğrencisinin elinde falçata var. Bu yasak değil. Ya falçata hem çocukları kontrol etmek zor. Şakalaşıyorlar, koşturuyorlar, ellerinde açık bir şekilde gidiyorlar. Hayati bir yere geldiğinde ölüm mümkün ve yaralanmalarla iz kalması mümkün. Falçatanın çocukta olmaması lazım. Falçataların okula girişini yasaklayın. Makasların da sivri uçlu olmamasını, yani yaralamaya sebep olmayacak şekilde olmasını temin edin. Bununla ilgili de bir talebim var. Şimdi okul kantinlerine bir zam yapıldı bazı illerde. %25 kiralara sınırlama getirilen yerde okul kantinlerine %300-500 zam olur mu Sayın Bakan? Ve bunlar direkt kantindeki fiyatlara yansıyor. Çocuklar onu alamıyor. Okul dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Öğretmenler de yönlendiriyor. Yoldan geçerken trafik tehlikesine karşı karşıyalar. Ve dışarıdan alınan, o marketlerden alınlar biliyorsunuz, kontrolsüz. Halbuki okul kantinlerinde sınırlamalar var. Bazı ürünler satılamıyor. Bu konuyla ilgili sanıyorum sizin bir düzenlemeniz olacak. Farkındayım. Bu konuyu çözmenizi bekliyorum. Şimdi orduyla ilgili bazı taleplerim var. Bunların da not edilmesini rica ediyorum. Özel eğitim kampüsü sözünüz var. Bazı illere bundan oraya da bekliyoruz. Yani atölyesinin, eğitim alanlarının, spor alanlarının olduğu özel eğitim kampüsü. Çünkü orada da bazı içeride çok yüksek engellilerimiz var. Biz arsasını size tesis ederiz. Ordu için bir özel eğitim kampüsü rica ediyoruz. Perşembe ilçesinde turizm, otelcilik meslek okuluna söz vermiştiniz. Ancak bunun uygulama oteli yok. Hala onu bekliyoruz. İlave olarak Ordu turizmde gelecek vaat ediyor. Hem kayak tesisimiz var. Hem de yayla turizmimiz olacak. Altınordu veya Gülyalı merkezli bir ikinci turizm lisesi bekliyoruz. Ordu Üniversitesi Rektörü YÖK Başkanı'na buradan sesleniyorum. Çok anormal işler yapıyor. Ve sadece ben değil, AK Parti vekilleri de, diğer vekillerimiz de rahatsız. Geçtiğimiz günlerde AK Parti vekili de bu konuda televizyondan açıklama yaptı. Çok çalışkan bir tıp fakültesi başhekimimiz var. Herkesin ihtiyacına koşan, benim de AK Parti'nin, bütün vekillerim, bütün vatandaşlar kadro vermemek için kişisel husumet yaratıp doçentlikte yukarı gitmesin diye ve çok az bulunan branş, Türkiye'de çok sayıca az olan bir branşta Ordu gibi yer böyle bir insan kazanmış ve sağlık ocağı gibi bir mekanda yıllardır tıp fakültesi hastanesi hizmeti götürüyor, binası olmayan bir yerde. Eskiden öğretim üyeleri kaçıyordu, şimdi onları orada tutmayı başardı. O insanı kazanma adına lütfen rektörün bu kişisel husumetinden vazgeçsin. YÖK Başkanı da bu konuda uyarıyor. Ve Ordu'da birçok ilçede okul sorunlarımız var. Gölköy ilçemizde 11 okul yıkıldı. Sadece 2 tanesi yapıldı. Akkuş ilçemizde 2 tane okul ikili eğitimde. Bir okul ise bir yer daha doğrusu 2 ilkokul bir apartman dairesinin zeminine sıkışmış durumda eğitim yapıyor. Orada arsa da temin edildi. Onun da özellikle bir an önce bitirilmesine fayda var. Kabataş ilçemizde enteresan bir durum var. Kabataş Anadolu Lisesi 7 yıldır şehir merkezinden 5 kilometre uzakta göçmen hayatı yaşıyor. Burada bir de ikili eğitim var. Yine bir Osman Özyurt Ortaokulu da oraya sıkıştırmış durumda. Tam 7 yıldır öğrencilerin tuvaleti yok. Su yok. Köylüler su taşıyorlar. Yemek yiyecekleri yer yok. Hakikaten insanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Hala 7 yıldır ihalesinin yapılmaması da çok enteresan. İkili eğitim nedeniyle sabah 6.30'da öğrenciler gelip gece 21'de evlerine varıyorlar. Dersler de 80 dakika teneffüs verilmiyor. Sabah öğrenciler ilk derslerde sabah öğrenciler de ilk derslerde uyuyorlar. Akşam da ders çalışamadan yatmak zorunda kalıyorlar.
Bir de özel okullarla ilgili bir cümle ekleyebilir miyim? Özel okullara diğer öğretmenlerimize, kamudaki öğretmenlerimize %85'e varan zamlar oldu. Özel okullarda tabii bu zamlar aynı şekilde verilemedi. Neden? Çünkü özel okulda ücretler %36-37 ile sınırlandığı için. Tabii biz kamuda olsun eğitim ücretsiz olsun isteriz ama sonuçta bir açığı kapatıyor. Orada da bir kamu hizmeti var. O yüzden oradaki özel okullarda öğretmenlerin de belki kamu ile biraz desteklenmesine fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi 20 yıldır AK Parti iktidarı bugün itibariyle herhalde 20-21. Bütçeyi beraber tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve 20 yıldır kaç sistem değiştirildi? Bugüne kadar 20 yıldır bir türlü eğitim sistemi çözülmedi arkadaşlar. Bakın, yeni doğan çocuklar, üniversite mezunu şu anda olacak ama bir türlü öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin soruları çözülmedi arkadaşlar. Ya Sayın Bakan, sizin danışmanlarınız sizin önünüze anketler koymuyor mu? Sizin danışmanlarınız anket ya da sizler anket yapmıyor musunuz? Evet. Yani 4+4+4'ü getirdiniz. Veli memnun mu? Öğrenci memnun mu? Öğretmen memnun mu? Ya bunu siz tartışmıyor musunuz kendi aranızda? Bakın, öğretmenlik meslek kanunu getirildi. Ya öğretmenlerimizin %90'ı bu kanunu istemiyor. Peki, ya hangi zihniyet bu konuda başarılı olabilir? Arkadaşlar, her Allah'ın günü öğretmen arkadaşlarımız eylem yapıyor. Ya bu öğretmen arkadaşlarımızın sesine neden kulak vermiyoruz? Hiç mi bunu düşünmüyoruz arkadaşlar? Bakın, köy okulları kapatıldı. Ya bu köy okulları kapatıldıktan sonra gerçekten biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Ya böyle insan sormaz mı? Oradaki köydeki artık büyükler İstiklal Marşı'nı duymaz oldu. Orada 3-4 yaşındaki çocuklar ablalarıyla, abileriyle beraber okula giderdi, heyecanla giderdi. O heyecanları da gitti bitti. Şimdi bu vesileyle artık Anadolu liseleri sıradanlaştırıldı. Yaklaşık 500 bin öğrenci şu anda maalesef eğitim dışına çıktı. Ya bu sistem yanlış. Bunu görmüyor musunuz arkadaşlar? Bakın değerli arkadaşlar, Öğretmenler Odası'nda ciddi anlamda sıkıntı var. Yine bunu size söylemiyorlar mı? Öğretmen odalarında tartışmalar var. Ayrımcılık var. Yani bunu bir an önce lütfen son verin buna. Bakın Sayın Bakan, bugün biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak kaç bin ücretli öğretmen çalıştırıyoruz? 90 bin küsür. Ya 100 bin açık var. Neden 100 bin öğretmen almıyoruz? Neden 100 bin öğretmen almıyoruz arkadaşlar? 100 bin öğretmeni al. Orada üniversite mezunları var. Beden eğitimi mezunları sürekli bizi arıyor mesela. İngilizce mezunları, diğer felsefe, sosyoloji. Mesela her okula bakın, güvenlik yok. Temizlikçi yok. Okul müdürleri velilerle baş başa bırakıldı. Ama vakıflara, derneklere destek var. AK Parti'nin değerli milletvekili arkadaşlarımız, ya size telefon gelmiyor mu? Bu konuda öğretmen arkadaşlarımız sizi aramıyor mu? Mezun olan arkadaşlarımız aramıyor mu? Son yarım dakika. Ya gelin beraber 100 bin kişiyi atayalım. Köy okullarına beraber açalım. Bir deneyelim bakalım. 20 yıldır sürekli sistem değiştirdiniz. Sürekli bir başarısızlık. En son ne diyorsunuz? OECD ortalamalarına yaklaştık diyorsunuz. Ya bir türlü biz tutturduk demiyorsunuz. Yazıktır, günahtır ya. Yazıktır, günahtır. Teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli Sayın Bakan, değerli bürokratlar, tüm katılımcılar. Ben de saygıyla selamlıyorum hepinizi. Evet Sayın Bakan, sunumunuzu dikkatle dinledik ve göreve geldiğinizden itibaren de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ama biz artık gerçekten gündemimizden
okullaşma oranı, ikili eğitim, eğitimin işte niteliği sorunları, okul öncesi eğitim, meslek eğitimi, yani bunları bizim artık tartışmamamız gerekiyor. Bunları gerçekten tamamlamış ve gerçekten farklı bir şekilde eğitim, istihdam, üretim modeli üzerine, eğitim ve istihdam eş güdüm üzerine yeni bir aşamaya geçmemiz gerekirken biz hala sizin sunumunuzda büyük bir kısmı bu oldu. Ve siz sanki farklı bir, hani kendinizden öncesi iktidardan farklı bir iktidardan gelmiş gibi farklı bir model geliştirmeye çalıştınız. Okul öncesi eğitimi öncelediniz, meslek eğitimi. Ya çünkü ciddi sorun alanlarıydı bunlar. Biz söyledikçe bunlar kabul edilmedi. Ama bu anlamda bunu tespit ettiniz ve buna odaklandınız. Ama gerçekten eğitim sisteminin yapısal sorunları var. İşte biz ısrarla, ben de bir eğitmenim, akademisyenim, Erol hocam da hocam oluyor. Yani eğitim atanamama sorununu biz tartıştıkça gerçekten öğretmenlik mesleğinin itibarına büyük zarar veriyoruz. Ve hala sözleşmeli, ücretli öğretmen sorununu tartışırken biz meslek kanunu getirdik. Meslek kanunu yapılmalıydı, gerekliydi ama böyle bir tartışma ortamında değil, bir mutabakatla gerçekten öğretmenlerin sorunlarını çözecek bir kanun ortaya koymalıydık. Şimdi ücretli, kadrolu, sözleşmeli bir garabeti varken, atanamama sorunu varken meslek kanununun bu şekilde gelmesi tabii ki sorununu çözmediği gibi tartışma ortamını da yarattı. İstanbul'da Sayın Bakanım soru önergesi yaptım. Ciddi bir okul yıkılması ve tekrar inşa süresinde uzun bir süre var ve ikili eğitime yönlendiriliyor. Kalabalık sınıflar ama şimdi de alım gücüyle beraber ulaşım sorunu var bu okullara. Yani erişemiyor öğrenciler. Ailelerin en büyük sorunu buydu. Beslenme, diğer sorunları bir kenara bırakırım ama erişemiyor zaten. Yani bunu da dikkatle bir ortaya koymanız lazım bu tabloyu. Bu saat konusu da çok tartışılıyor. Erken başlama, ikili eğitim olduğu için birçok okulda bu konuda bir güncel ya da bir değişim gerekmiyor mu? Bunu tartışmıyor musunuz? Şimdi üniversitelere geldiğim zaman değerli hocam, ya bütçe sıkıntılı, bütçe istenen düzeyde değil. Bakın düşüş var hocam. Karşılaştırdınız mı? 2016'dan 2023'e üniversitelere ayrılan toplam bütçede bir düşüş var. Eurostat'ın verileri var hocam. Bakın diyor ki Türkiye'de 1000 kişiden 95'i üniversite öğrencisi. Bu Avrupa ülkelerindeki en yüksek. Ama aynı zamanda biz bu ülkelerde en yüksek genç işsizliği. Yani üniversite mezunu işsizimiz, lise mezunu işsizimizden fazla. Şimdi bunu tartışmak gerekmiyor mu? Böyle bir tablo var. Öğrenci öğretim üyesi başına düşen öğrenci araştırma geliştirme kalemlerinde de çok düşük Avrupa ülkeleriyle. Yani bizim nüfus potansiyelimiz artıyor üniversitede. Bunu övünüyoruz. Ama niteliksel sorun çözülmüyor. Yani sizin bugünkü sunumda niteliksel muazzam bir gidiş var. Niceliksel. Ama bunun niteliksel çıktıları yok eğitimde. Yani bunu ortaya koymak lazım. Niye niteliğe yansımıyor bunlar? Biz bu sorunları tartışıyoruz. Şimdi büyük bir kontenjan boşluğu var bu dönem Erol Hocam. Yani ciddi bir kontenjanlarda fazla kontenjan, boş kontenjan var. Ve kayıt yaptırmayan, Sayın Yılmaz vurguladı, kayıt yaptırmayan bir öğrenci grubu var. Bunu siz ortaya koymanız lazım. Bu boş kontenjanların planlaması, öncelikli alanlar, neden bu kontenjanlar var? Ve bu öğrenciler niye oraya kayıt yaptırmadı? Bunu da ortaya koymak lazım. Üniversitenin ciddi sorunları var. Bir defa rektör atamalarından başlayalım. Bu sistem gereği, kabul ettiğimiz sistem gereği bir parti genel başkanı rektörleri atıyor. Rektörlerin muazzam yetkileri var. Kadrolaşma, liyakatsiz kadrolar, üniversite kurullarının işlevsizleşmesi. İşte bunun en somut örneği Boğaziçi'nde son bir mi, bir buçuk yıldır yaşananlar. Yani bu iktidarın kuralsızlaşması, kurumsuzlaşması, kadrolaşmasının en somut örneğini Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşıyoruz. Erol Hocam, ya bakmıyor musunuz bu üniversitede neler oluyor? Üniversite kurulları yok edilmiş, hukuksuzluk, liyakatsizlik. Lütfen bir dakika rica edebilir miyim başkanım? Teşekkür ederim. Ciddi sorunlar var bu üniversitede. Yani siz öğretim üyelerini çağırmıyor musunuz? Ne oluyor? Yani son sayın hocamız Tolga Hoca, Tolga Sütlü. Yani ciddi şeyler oluyor bu üniversitede. Ve sizin YÖK'ün burada bir görev ihmali oluyor hocam. Yani YÖK burayı denetlemeli. Aynı şey vakıf üniversitelerinde oldu. Bizim mecliste çıkarttığımız kanunu uygulamıyor vakıf üniversiteleri. Evet denetim süreci başlattınız ama ne oldu? Çok ciddi çalışma koşulları, yani ciddi iddialar var. Sizin bunu ortaya koymanız lazım. Yani ciddi sorunlar var, yapısal sorunlar var. 20 yıllık bir iktidar var. Yani sürekli değişen bir bakan var. Ama gerçekten tartışmamız, bu tartışmalardan çıkmalıyız biz diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan,
Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. 1930'lu yıllarda yaygınlaşan köyü kalkındırmayı, köylüyü aydınlatmaya başlayan köycülük akımının da etkisiyle önce köy enstitüleri kurulmuş ve bir bütün olarak köyün canlandırılması işine girişilmiştir. Bu süreçte köy nüfusu ile cumhuriyet değerlerinin buluşması ve bütünleşmesi açısından büyük mesafe kat edilmiş. Birçok köy çocuğu öğretmen, sanatçı, bilim insanı olarak ülkenin gelişmesine katkı yapmıştır. 8 yıllık zorunlu eğitimle birlikte birçok köy okulu kapatılmış ve taşımalı eğitime geçilmiştir. Ancak bağımsız ilkokulların yeniden açılmasına izin veren 4+4+ eğitim sistemine geçilmiş olmasına rağmen kapatılan köy okulları açılmamış, taşımalı eğitime de devam edilmiştir. Eğitim olanaklarından uzak ve yoksun kalmış olmanın köy nüfusunun azalmasına olan etkisi de tartışılmamıştır. Eğitime yapılan yatırım en yüksek getiriyi sağlar. Bu konuda herkes mutabıktır. Bakanlığınız istatistiklerine göre 2016 yılında 800 bin olan açık lise öğrencisi bu sene 1,5 milyon civarında ve gelecek yılda 1,7 milyon olması öngörülüyor. Derslik ve öğrenci sayılarından bahsederken ortalama 22-23 deniyordu. Şimdi bu kadar açık lise öğrencisinin artmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir politik yanı var mıdır? Eğer bunun yarısının yine normal dersliklere girdiğini varsaydığımızda sayı 22-23'te kalacak mıdır? Kabul edelim ki ülkemizde eğitim öğretim bir hak olmaktan çıkmış durumda. Hatta sosyolojik olarak sınıflandırılmış bir konumda ve ekonomiyle doğrudan ilişkili, geçmişte aileden hiçbir varlığı olmayan çocuklar bugün o zamanki aldıkları eğitim ile bugün ülkemize çok önemli katkılar yaparken, nitelikli eğitim öğretim özelleştirildiği için sadece kısıtlı bir grubun sosyal hareketliliğine izin veriyor. Eğitim öğretimin ufuk açıcı yönü sadece bir zümreye doğru yönlendiriyorsunuz. Okulları yaptık diyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Ancak yapılan okulların örneğin Milas Muğla ili Milas ilçesinde Milas merkezden yüksek tepelere doğru yapılan, genellikle son yapılan okullar da böyle. Burada herhangi bir sosyal donatı, herhangi bir öğrencilerin ihtiyaçlarını giderici büfedir, kırtasiyedir, benzeri donatılardan yoksundur. Hatta ikili öğretim yaptıkları için Fatih İlkokulu ve Ortaokulu deprem raporuna nedeniyle öğrenciler bu okula taşınmıştır ve sabahın alacakaranlığında, akşamın aralık karanlığında eve dönmektedirler. Tek başına dönmeleri mümkün değildir. Mutlaka yanında ailesi olmak durumundadır. Dolayısıyla da bunları, bu okulları yaparken, yani planlamada ne kadar görerek, bilerek yapıldığı da ister istemez tartışılmalıdır. 2002 yılında kabaca 65 milyon olan nüfusumuz bugün 85 milyon. 20 yılda %30 artan bir nüfus. 20 yıl aslında bir insanın ortalama eğitim öğretim süresidir. Bu kapasitenin doğru kullanılması gerçekleşmiş olsaydı nicel açıdan nasıl bir Türkiye ile karşılaşmış olurduk düşünebiliyor muyuz? Düşünüyoruz ve kahroluyoruz. PISA sonuçlarına göre ne ilk öğretimde ne orta öğretimde kayda değer bir iddiamız yok. Yüksek öğretim kurumlarımız ise tırnaklarıyla kazanmış oldukları başarılarını dönemimizin bile isteyerek yıpratma politikalarıyla dünya sahnesinden her geçen günü basamak iniyoruz. Bugün yüksek öğretimdeki mevcut başarılarımızda haklarını buradan teslim etmek gerekir ki sizden önceki dönemlerde eğitim öğretimini tamamlamış idealist akademisyenlerimizin çabaları ve başarıları üzerindedir. Bugün yüksek öğretim kurumlarımız onca sistematik yıpratmaya rağmen yurt dışında biliniyorsa bu önceki nitelikli ekibin kurmuş olduğu diyalogların, iletişim ağlarının bir sonucudur. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz büyük kentlerde ve turizm bölgelerinde konut kiraları nedeniyle artık orada sürdürülebilir eğitim içinde olmaları mümkün değildir.
Bodrum, Marmaris, Milas, Menteşe gibi ilçelerimizde Muğla'nın ev kiraları 10 bin lirayı bulmuş ve aşmış durumdadır. Bu koşullarda lojman yapılması gerekmektedir. Bunu da düşünüyor musunuz diye soruyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli bakanım, sevgili bürokrat arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım 2023 bütçesi eğitim dünyamıza başarılar getirir. Bu dileklerimizle size başarılar diliyorum. Sayın Bakan, sunuşunuzda uyuşturucu ile ilgili bir mücadele programından ya da oraya ayrılan bir kaynaktan ben göremedim sanırım. Çünkü şu anda okullarda çok ciddi bir sorun haline gelen bu uyuşturucuya karşı hep birlikte topyekun bir mücadele yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de şu yaz saati uygulamasından vazgeçmemiz gerekiyor. Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki Türkiye'nin birçok yerinde ikili eğitim yapılıyor. İkili eğitim öğretimin yapıldığı yerlerde sabahın kör karanlığında ve gecenin karanlığında çocuklarımız okula girip çıkıyorlar. Bu ciddi anlamda problem, okul önlerindeki güvenlik çalışanlarının da yetersiz olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanım, size iki şey göstereceğim. Bir, bugün sizin sunduğunuz kitapçık. Burada ayrıntılı bir sunum yok, politik bir sunumunuz var. Tabii ki meseleye siz politik olarak bakabilirsiniz ama 2018'de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki sunumun kitapçığını da inceledim. Sizinkini de inceledim. Burada rakamlar ve bu rakamların ayrıntılarına rastladık. Ama sizde de rakamların ayrıntısına rastlamak çok mümkün olmadı. Şimdi diyorsunuz ki biz milli eğitime bütçeden ayrılan payı en yüksek noktaya getirdik. Gerçekten böyle mi? Bir bakalım. 2016 yılında eğitim bütçesinin gayri safi hasıla içerisindeki payı %4.21 iken 2023 yılında bu oran 3.48 olmuş. Bu bir artış değil, düşüş. 2016 yılında merkezi yönetim bütçesinde eğitime %19.24 oranında pay ayrılırken 2023'te bu pay %14.53'e gerilemiş. Şimdi bu böyleyken nasıl oluyor da artırdığımızı söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde eğitim bütçesi içerisinde yatırımlara ayrılan pay %17.18'di. Şimdi bu pay %9.17'ye düşmüş. Bunu artış olarak tarif etmek pek mümkün değil. Bu bütçeyle siz eğitimin temel sorunlarını çözmeyi başaramayacağınızı siz de biliyorsunuz. Bu bütçe yetersiz. Daha önce geçen yıl sizin bütçe sunumunuzda da şunu söylemiştim. Bu bütçe yetmeyecek, ek bütçe talep edin ve ek bütçe talebini oy birliğiyle geçirelim demiştik. Fakat bizim sözümüz dinlenmedi, aradan 6 ay geçti. Yine meclise ek bütçe talebiyle geldi. Ek bütçe bile sorunları çözmeye yetmedi. Şimdi bunların hepsi açıkta dururken neden ek bütçe bu bütçeyle karşımıza geliyorsunuz? Bu bütçenin iki katına çıkarılmadığı müddetçe 20.243 köy okulunu açmanız mümkün değil. Acilen atanması gereken 100.000 öğretmen atamasını yapmanız mümkün değil. Öğretmenlerin 19 Kasım'da yapılacak sınavı başarıyla geçmeniz mümkün değil. Bunun nedeni şu. 1974 yılından bu yana ÖSYM sınav yapar. Ama 2010 yılından bu yana ÖSYM'nin sınavlarının tamamında şaibe var. 31 Temmuz ve 18 Eylül'de yapılan KPSS'de. Şaibe olduğu çok açık ve net. Hırsızlık var diyor Devlet Denetleme Kurulu ama ortada hırsız yok. Şimdi bu kaygıların olduğu bir yerde 19 Kasım'da sınavda ısrarın anlamı yok. Şunu anlıyorum. Öğretmenlik mesleği güncellenmesi gereken bir meslektir. Sürekli kendisini yenilemesi gereken bir meslektir. Bunun için tüm ayrıntılar hayata geçirilmeli. Burada itirazımız yok. Ama basit soru sorarak bu sınavı yapacağız dediğinizde murada ermiş olmuyorsunuz. Ben buradan ÖSYM'ye değil Milli Eğitim Bakanlığı'na da şu çağrıyı yapmak istiyorum. Optik yanıt kağıtlarının incelenmesi üzerine talepte bulunan binlerce insan var. Neden ÖSYM bu konuda yanıt vermez? Hem 18 Eylül'de hem 31 Temmuz'da şaibelerin olduğu aşikardır. Şaibe yoksa ÖSYM Başkanı görevden neden alındı? Şaibe yoksa
ÖSYM Başkanı hakkında neden soruşturma izni alındı? Bunların tümünün üstünü örtmek yerine üzerine gidelim. Biz çocuklarımıza yalandan uzak durmalarını, hırsızlıktan uzak durmalarını, ülkesini ve eğitimi sevmelerini öğütlüyoruz. Bunun için öğretmenlerin grevli toplu sözleşmeli sendikal hakkıyla birlikte bu mücadeleye ortak ses verelim. Gelin Milli Eğitim Bakanı olarak 16 sendikanın sesine kulak verin. 16 sendika diyor ki biz sınav istemiyoruz. Bu son cümlem, bu sınav istemiyoruz diyen öğretmenler 2 Kasım'da iş bıraktılar. Buradan size teşekkür etmek istiyorum. Şöyle dediniz, işe gelmeyen öğretmenlerin ücretini keseceğiz. Zaten işe girmediği zaman ücret almaması gerekiyor. Ayrıca bir teşekkür daha yapmak istiyorum. A101 ile yapılan sözleşmeyi iptal etmenizden dolayı sizi kutluyorum. Ama yetmez, usulsüz anlaşmaları, usulsüz protokolleri iptal etmenizi bekliyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar.